İkincisi, bir edebi eser için ihtiyaç olan yaratıcı oksijenden buraların çok uzak olması, bunun besleyen hiçbir kolaylığın sizin yaşamınızda bulunmaması ve sizin bu anlamda bir kitabı yazarken çok daha fazla bir yaratıcılık açısından büyük bir efor sarf etme mecburiyetinde kalmanız. Bir üçüncü mesele de hapishanede, Silivri'de en büyük lüks size ait bir ayrı özel masanın olmasıdır. Çünkü burada bu hücrede üç kişi kalıyorsunuz ve üçünüz çok ufak bir plastik masayı kullanıyorsunuz. Genellikle bu masanın üstüne kantinden satın aldığınız küçük bir televizyon var ve yemekler, kahvaltılar bunun üstünde yeniyor. Bu bir çalışma masasına size özel olarak verilmesi çok olağanüstü bir lüks. Ama Ahmet Altan'a böyle bir çalışma yazar olduğu için, kitap yazacağı için bir yeni özel küçük masanın verilmesi zaten düşünülemez. Çünkü başının belaya girme nedeni yazı yazıp konuşması. Bir dördüncü olarak da çok uzatmamak için bu kitap ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmiş birisi, bir yazar tarafından yazılmıştır. Bunun bu şartları, bu psikolojik şartı, bu hukuki, hukukla alakası olmayan mahkumiyetle de birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ama okurun bilemeyeceği bir şey, keşke imkan olsa da bu küçücük 3 kişi tarafından 24 saat kullanılan masada bunun yazıldığından da haberdar olmak benim için önemlidir. Özetle Ahmet Altan'ın kitabını alıp okumak isteyen okurların bunun hangi şartlarda, hangi psikolojik ortamda ve fiili, fiziki ortamda yazıldığını da bilmeleri arzumdan dolayı bunları söylüyorum. Bir de kısaca kendi durumumu açıklamak isterim. Çünkü biz Ahmet'le birlikte aynı şekilde tutuklandık, aynı şekilde yargılandık, aynı şekilde suçlandık. Ama ben dışarıdayım. Ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmamıza rağmen ben dışarıdayım, o içeride. Çünkü aynı dosya üzerinden, dosyanın son hali üzerinden Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim bu davanın en son görüşülmüş hali üzerinden bile gözaltına dahi alınamayacağıma karar verdi. Buna rağmen ben anayasamızın emri olmasına rağmen 5,5 ay daha suç işlenerek içeride tutuldum. Sonra tahliye oldum ama tahliye eden mahkeme aynı şekilde aram bir mahkemeydi. Ağırlaştırılmış müebbete beni mahkum etti. Ben şimdi hem ağırlaştırılmış müebbete mahkumum hem dışarıdayım. Ama Yargıtay yaşaması var ve Yargıtay yaşaması yeniden bu dosyanın üstünde bir karar açıklayacak. Niye ben dışarıdayım da Ahmet Altan içeride, onu da izah açısından herhalde böyle bir bilgi notu önemli. Teşekkür ediyorum diyorum ve buraya koyuyorum.